Merhabalar, hayırlı bayramlar efendim. Çok güzel bir ayı geride bıraktık. Evet, 11 ayın sultanı Ramazan bitti ve tabii ki Müslümanların bu Ramazan'ın sonunda yaşadığı bayram bir ödüldür, bir güzelliktir. Şu anda bizleri ekranları başında izleyen bütün dostlarımıza hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun. Evet, Güneydoğu TV'nin vazgeçilmezi tabii ki konuğumuz, alışılagelmiş konuğumuz Şanlıurfalı iş insanı ve ekonomist sevgili Ali Rıza Gök. ARG Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Mutlu bayramlar efendim. Mutlu bayramlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Tabi bir ayın sonunda Ramazan bitince onun mutluluğunu diyelim, yorgunluğunu diyelim ama güzel bir ay. Yorgunluğu bir de keyfi. Bayram keyif. Kesinlikle. Bayram eğlenmek, bayram kutlamak. Evet. 30 gün boyunca tuttuğumuz orucun akabinde gelen kutlama. Tabi Allah'ın bir hediyesi bizlere. Diyor ki madem benim mümin kullarım bir ay oruç tuttular, emrime uydular. Bu da 3 günde bayram etsinler. Evet. Şimdi hem öyle hem zaten de vücudun 11 ayda bir dinlenmesi tıbben de olması gereken. Zaten işte o alışıla gelmiş sürekli çalışan uzuvlarımız, organlarımız o bir ay dinlenince onun yorgunluğu da kısmen oluyor yani. Alışmamış yani. Düşünsenize biz futbolcusunuz. Antrenman yapmıyorsunuz. Bir ay sonunda bir antrenman yaptığında her tarafınız kasar. Oruç da onun gibi. Kesinlikle. Zaten insanlar tarlayı bile nalasa bırakıyorlar. Evet. İnsan vücudunun da dinlenmesi gerekiyor. Aynen. Bu da Yüce Allah'ın bizlere bir tabii ki ikramıdır. Uysak. Sayın Gök, evet bir ay geride kaldı. Nasıldı oruç? Geçen yıllara oranla çünkü bunun 2-3 sene önce daha çok sıcaktı. Fakat bu yıl daha serinliğe denk geldi. Son 2-3 gün sıcaktı ama çok şükür kazasız belası bitirdik. Biraz şöyle, şimdiki Ramazan'a bu var. Saygı ile alakalı bir şey kalmamış. Onu görüyorum. Yani insanların oruç tutmamasına, inançlarına müthiş saygılıyız. Dinimiz de zaten bunu emreder. Evet. Ama biraz da o oruç tutmayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ya biraz böyle umumda açık yerlerde, biraz insanların gözüne koyarak yemesinler bu orucu. Yani evet. 30 günde Müslümanlara saygı göstersinler. Müslüman onlara saygı gösteriyor. Onlar da Müslümanlara saygı göstersinler. Biraz o kalmış. O kültür bitmiş Mehmet Bey. Maalesef onu görüyorum. O yani. Çok söylenirdi bizim büyüklerimiz tarafından. Nerelerde ki hatta İslam tarihinde anlatılıyor. Ramazan ayında Müslüman olmayan kişiler bile Müslümanların olduğu yerde açıktan yiyip içmezlermiş. Evet evet evet. Saygı gösterirlerdi. Evet. Ama şimdi şunu söyleyeyim Ali Bey. Mesela hasta olabilirsiniz. Tabii. Seferi olabilirsiniz, bir sıkıntınız olabilir, mazeretiniz olabilir. Hatta evet. Hatta inanmayabilirsiniz, saygı evet. Duyuyorum. Tabii tabii. Ama en azından siz de karşındaki insanın inancına saygı duyun. Öyle olması lazım ama işte maalesef o kalmamış. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Buyurun efendim. Artık şu duruma gelmiş, oruç tutmuyorum bir hüner gösteriyor. Yani ben bakın içiyorum kardeşim, bu olmuş. Ya şey gibi mi, çayı şekersiz içiyorum ya, hava gibi. Evet oraya gelmiş kesin artık. Yani ben ya. Bakın sigara içiyorum Ramazan'da bakın, rahat rahat içiyorum. Kekim, evet. Oraya gelmiş. Maalesef. Çok acı ya. Biz çok güzel tarafını konuşalım o zaman Sayın Gök. Bayram, tabii evet. Ki şimdi Allah'a çok şükür sizler de bizler de birçok imkana sahibiz. İşte giysilerdir, arabalardır, evlerdir vesaire. Evet. Fakat böyle bir 20 yıl geri gittiğimiz zaman o bayramlarda hani bayramlık aldık mı, almadık mı, işte çocukluğun vermiş olduğu üzüntü, ütü yoktu, işte o kıyafetler yastığın altına girerdi vesaire. O günlerden ne var aklınızda? Şimdi o günlerde bayram sabah olmasını beklerdik. Neden? Çünkü bayramdan bayrama elbise alınırdı veya alınamazdı bile. Evet. Hatta benim bir yengem bir elbiseyi katlardı, saklardı, diğer bayram bir daha giydirdi. Şimdi öyle mi? Yok. Ayı bırak. Haftada bir elbise çocuklar alıyor. Şimdi bayramı evet. Nasıl yaşayacak? Bayramı nasıl tadı çıkacak? Bir de bayram demek evet temiz giyinmek demek, güzel giyinmek demektir. Ama bayram bunun yanısında sıra sıla-i rahmdır. Bayram çok yaşlıyı önemli. Ziyarettir. Biz yaşlı ziyareti bırakmışız. Biz akraba ziyaretini bırakmışız. Bayramda akraba ziyareti görmüyorum artık. Eskiden 4-5 kardeş birleşirdi, peş peşe verirdi, o yaşlıya gideriz, oraya gideriz, oraya gideriz, oraya gideriz. Yani bayramı 3 güne sığdıramazdık gezmeyle. Evet. Ama şimdi o yok, o kültür bitmiş. Şimdi bayram tatile mi döndü? Tatil oldu. Bayram mı? Hemen atlayalım, hadi tatile gidelim. Öyle oldu zaten. Evet. Bayram deyince akla ilk tatil geliyor. Ama anneciğim bayramın kutlu olsun, ben işte gelemiyorum, haberin olsun ya da babacığım. Bitti. O çok iyi, o iyi. Bir de toplu mesaj gelmiş şimdi. Evet. Bayramınızı kutlarız. Evet. Siz yine yani iyi yerden bakıyorsunuz. Aramak çok zor. Kesinlikle. Tabii ki bayramı konuşacağız. Mübarek Ramazan'ı da konuştuk. Fakat gündem çok yoğun. Özellikle şimdi yani en azından biz bayram edebiliyoruz. Evet. Orucumuzu güzel bir şekilde tutabildik. Evet. İftar edebildik. Sahurda rahat bir şekilde fırına gidip ekmek alabildik ama
dünyanın dört bir tarafında sıkıntılar var. Mesela son dönemde işte bizim bu Ramazan yaşadığımız süreçte Ukrayna-Rusya savaşı var. Evet. Tabii şu haklı şu haksızdan ziyade sonuçta insan ölüyor. Evet, evet. İnsanların evleri başına yıkılıyor. Evet. Ve onlar tabii hani içinde oruç tutamıyor mu yok mu bilmiyorum ama sonuçta insanlar acı çekiyor. Evet. Bu Rusya-Ukrayna savaşı için neler söyleyeceksiniz? Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili haklı haksızlık boyutunda ziyade dediğiniz gibi insanlığın yani hangi taraf olursa olsun insanlık katlediliyor. Bir şekilde oluyor. Evet. İnsan ölüyor, çocuk ölüyor. Yani Allah'ın en kıymetlisi insan, en kıymetli yarattığı insandır. İnsan ölüyor. Bununla ilgili diyecek bir şey yok. Yani Allah bir an evvel İnşallah ülkemizin de katkılarıyla barış sağlansın diliyoruz. İnşallah. Ama bunun yanında çok böyle gördüğüm, sorduğunuz için söylüyorum, çok garipsediğim hatta böyle üzüldüğüm bir nokta oldu. Şöyle Almanya'da yani teyide muhtaç bir bilgi ama inanın muhtaç bilgi bile değil. Yani artık belgelendi. Almanya mültecileri, Müslüman mültecileri tahliye ediyor. Ya Suriyelilere diyelim. Müslüman mülteci diyorum, Afganistanlıları çünkü içinde. Evet, evet. Tahliye ediyor. Neden biliyor musunuz? Ukraynalılara yer açmak için. Benim dindaşım diyor. Evet. Biz ne yapıyoruz? Her gün Suriyelileri burada, Afganistanlıları eleştiriyoruz. Evet bizi üzdüler. Evet bizi kahrettiler. Evet bizi bazen kınadılar. Dalga geçtiler. Doğrudur. Ama bu genel değildi. En kötüsü bizim dindaşlarımızdı ya. Onu da geç, Suriye bizim akrabalarımız ya. Kesinlikle. Biz bunları barındıramazken elin Almanya'sı kucak açıyor, yer açıyor. Biz onlar kadar olamadık ya. Bu sınavı Avrupalılar kadar evet. Bu sınavı veremedik biz. Sayın Gök, İstanbul'daki ofisinizi ziyaret ettiğim zaman da bu konuyu hatta sosyal medyaya taşımıştık. Evet. Şimdi yaklaşık 3 iftar önce bir iftar yemeğinde bir gazeteci arkadaşımız Sayın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynep Abidin Bezgin'e sordu. İşte başkanım dedi bizim can güvenliğimiz yok bu işte buradaki mültecilerden dolayı falan. Fakat ben olayın öteki yüzüne bakıyorum. Ben Sayın Emniyet Müdürümüzü ziyaret etmiştim. Sayın Müdürüm işte burada birçok suç işleniyor. Herkes işte Suriyeli yaptı diyorlar. Evet. Bunun gerçek payı ne emniyetteki boyutu? Mehmet Bey dedi buradaki oran %2-3 civarında bir şey Suriyeliler evet, olan. Evet. Sonra ben başka bir örnek vereceğim size. Hani üzerine konuşacaksınız diye. Bir AVM'de ben görev yapıyorum. Sabahleyin müdür bey geldi dedi Mehmet Bey dedi bir tane Suriyeli arkadaş gelmiş. Buyurun dedim geldi bir genç. Karton toplayıcı. Evet. Hani çöplerden karton topluyor. Belki o gün 100 TL falan para kazanıyordur. Evet. Bir cüzdan var. Dedi ben bunu çöpte buldu. Konuşmayı da bilmiyor. Evet Türkçe'yi zayıf. Açtım. Yani mübalağası söylüyorum. İçinde 60 binin üzerinde mücevher var. Paralar, dolarlar ve mücevherler var. Bir de bir bayan kimliği var. Bayanı aradık bankayla falan ihtimal geçtik bayanı bulduk bayan geldi. Bayan zangır zangır titriyor. Kim buldu bu arkadaş buldu. Adam karton topluyor. Evet. Suriyeli. Adama 200 sene veriyorsun yok ki yok ben istemiyorum. Zorla 200 sene verebildik. Evet. Acaba biz bu sefer verir miydik o yüzden? İşte bunu Suriyeli, Pakistanlı, Afganistanlı diye değerlendirmemek lazım. İnsan. Evet insan olduğu için bakmak lazım. Bir de dindaş artı Suriyeliler için de artı bir paranset. Suriyeliler bizim kardeşimiz. Evet. Böyle bakmak lazım. Olaya böyle ilerlemezsek zaten bunun önüne geçemeyiz. Olaylarla ilgili de dediğiniz gibi ya 80 milyon nüfusun içindeki Suriyeli oranı dediğiniz gibi %3. Evet. Olaylar da %1-2'lerdedir. Hı hı. Şimdi bir ara bir resim görmüştüm. Menfi ya da müsbet ama böyledir. Beyaz lale bahçesinin içerisinde bir tane kırmızı lale görürseniz ilk dikkat onu çekiyor. Fark edersiniz. Evet. Şimdi olaylarla alakalı da ekonomiyle alakalı da öyledir. İlk olay bütün Türk kimliğin içerisinde Suriyelilerin işlediği bir vaka ön plana çıkar. Evet. Buradaki mevzu bu yani. Hani Suriyeliler hepsini yapıyor değil ama Suriyeliler kırmızı lale oldu orada. Evet. Her türlü gözün önünde. Onlara biraz dikkat edecek. Onlar da bizi zor durumda bırakmayacak. Hani burada Suriyelili kardeşlerimize de sesleniyoruz. Tabii ki. Tabii lütfen ki. Siz de biraz evet kültürünüz var, geleneğiniz var ama lütfen siz de bulunduğunuz ülkenin ayak uydurun kültürüne. Uyum sağlayın biraz evet. Evet. Biz de sizi bağrımıza basıyoruz ama siz de lütfen biraz ayak uydurun ki bu kötü süreci geçelim. Birlik beraberlik yaşayacağız. Çünkü evet. Biz kardeşiz. Başka yolumuz yani, yok. Evet. Bizim. Sayın Gök, Rusya dedik, Suriye dedik ama yine sosyal medyaya yansıyan bir konu zamlar diyeceğim.
İşte sosyal medyada işte insanlar soruyor, diyor ki zamlar var. İşte diyor Rusya Ukrayna savaşı var diyor. Adam soruyor, diyor ki ya Rusya'da bu kadar pahalı değil diyor. Evet. Şimdi Rusya'da savaş olduğu halde gerçekten pahalı değil mi? Yoksa evet, bu sadece bir sansasyon yaratmak amaçlı mı? Türkiye'deki zamları neye bağlıyorsunuz? Türkiye'deki zamlar şu... Özellikle akaryakıt kısmını söyleyeceğim ben. Şimdi işte biraz ben halk diliyle doğru Davut'um, biraz doğruyu konuşurum. Hani düz bakarım ola ve düz konuşurum. Evet. Şimdi bulundunuz bir alışveriş merkezinde, müdürsünüz, yetkilisiniz, doğru mu? Evet. İnşallah kısmı da ortaksınız. Nasıl? Şimdi orada personel maaşına zam yaptığınız zaman ne yansıtıyorsunuz bu zamı? Tabii ki ürünlere yansıtıyorsunuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu, evet, bu kadar. Bu olacak ya. Yani devletin cebinde yok ha. Ama bir şey söyleyeceğim, bakın siz diyorsunuz ki asgari ücret 2000 küsur liraydı. Evet. 4000 küsur lira oldu. Evet. Buradaki farkı da meybunan yakıta yansıtacak. Ödefin ve diğer ürünlere. Kısmi vergiye tamam, yansıtmak zorunda. Fakat bir şey söyleyeceğim ben. İki küsürken 4,5, iki katı oldu. %100 diyelim. Evet, evet. Akaryakıt 7'den 22'ye çıkıyor. 3 katında fazla oldu. Hayır, bakın olay kendi akaryakıtın dünya gelendeki yakıtın zaten kendi zamı var. Alış zamı zaten var. Evet. Onun üstüne mecbur koyacak yani, aldım sana verdim, aldım sana verdim. Bu yolu kim yapacak? Örnek veriyorum ha. Bu maaşı kim verecek? Maaşı %100 zam yaptım. Biraz daha yansıtmalıyım. Olmak zorunda. Ama burada mesela şöyle bir tutarsızlık var. Mesela bu Brent petrolden bahsediyorlar. Tamam. İşte düştü kalktı. Şimdi bir de bizde ama böyle bir an neredeyse alay eder gibi oldu. Mesela diyor ki işte akaryakıta bir tane indirim. O gün biz böyle mutlu oluyoruz. Bir gün sonra diyor ki 1.79 zam. Ya dün daha 1 lira indirdim, bugün 1.79 zam geldi. Evet. Böyle bir dengesizlik var. Onunla ilgili evet bir tutarsızlık, onu da ben farkına vardım ama evet, genel itibariyle zamlarla ilgili dediğim gibi mecbur bir yerde süspanse etmek zorunda. İşte maaş zamıdır, işte atıyorum ülke ekonomisidir, evet, işte atıyorum SİHA'dır, işte yapmış olduğumuz şu an Kuzey Irak'taki operasyonlardır, bunun gibi vesaire Suriye'deki operasyonlardır. Bunu bir şekilde nereye yansıtacak? Dediğiniz gibi yakalıklı vesaire. Bir yere yansıtacak. Tamam. Vergiye yansıtacak. Aha, geri kalan kısmı evet, tutarsızlık var mı? Var. Biri çıkıyor, biri iniyor. Ya istikrarda tut bunu. Evet. İşte istikrarda tutmak devlet politikası. Evet. Onun işi. Sanki domates, biber, patlıcan, özellikle biber 40 TL'de çıktı. İşte domates akeza, patlıcan akeza. Bu neye bağlıyorsunuz? Şimdi bilmiyorum ama şu an herhalde 10 lira, 11 lira. 12 lira falan domates. Lira. Evet. Hangi aydayız? Nisan'ı bitiriyoruz. Ben bu arada 11 Nisan. Mayıs, evet. Nisan'dan bugün Mayıs'ın ikisi, evet. Evet, şimdi şöyle bir şey size söyleyeyim. Bayramdan bahsettik, geçmiş bayramlardan. Evet. Ne diyorduk, elbise işte bayramda giyinir. Hiç o zamanlar Mayıs ayında patlıcan yediğinizi ya domates yediğinizi hatırlıyor musunuz? Yani baharın sonuna doğru. Karpuz yediğinizi hatırlıyor musunuz? Hayır. Sen yani kış günü karpuz yersen pahalı yersin kardeş. Ne domates gibi. Pahalı yersin ya, bu iki kere iki dört. Tadını alamazsın mesela. Hani biz çocuktuk, özellikle kışa denk gelen Ramazan'da derdik ki işte domates, biber pahalı yok yani, salatalık yok. Orucun sonunda derdik ki işte Haşmiye bir kamyon gelmiş, domates, biber satıyor. Evet. İnsanlar derdi, o dedi gelmiş. Evet. Şimdi hiç eksilmiyor yaz kış. Çünkü seracılık, işte maliyet buradan artar. Evet. Şimdi normalde sera olmayan bir çiftçilikten gelme olduğum için söylüyorum. Evet. Maliyet, domatesin maliyetiyle. Seracılığın maliyeti bir mi? Bir değil. Evet. Bir olmadığı için yansıyor. Çünkü serada fire çok, serada zayiat çok, serada masraf çok. O masrafta mecbur domatese yansıtıyor. O masrafta mecbur işte salatalığa vesaire yansıtıyor. Bu çok normal yani, doğal bir şey. Evet. Olması ki ama dünya genelinde zaten her zaman söylediğim bir şey. Bunu iyi algılayalım. Bir dünyanın fakirleşmesi var. %40 bunu kimse görmemesinden gelemez. Sıfırlar mı arttı? Çünkü bir şey söyleyeceğim. Yakıt arttı, evet, et arttı, domates arttı, maaşlar arttı. Her şey bir dengeli arttı ya. Evet. Sanki sıfırlar geri geldi. Hani 6-0 almıştık ya. Evet. İki tane sıfır geri geldi. Yavaş gibi. Yavaş. Şimdi şöyle ama. Zam geldikçe öyle olacak. Evet. Bu yani sadece örnek veriyorum. Siz sanıyor musunuz ki hala Almanya'da işte 10 yıl evvelki domatesden bir dolar şimdi bir dolar mıdır? Sallıyorum. Örnek vereyim sent olarak. Evet. Onlarda da artmıştır. Ama biz Orta Doğu ülkemizi olduğumuz için bizim biraz daha fazla olmuştur. Yani evet, bizi bir Almanya ile bir tutmayın. Çünkü bir Almanya ekonomisiyle bizim Türkiye ekonomisi bir değil. Evet. Bu çok normal bir şey evet, yani. Sayın Gök, biraz daha yerele inmek istiyorum. Yaklaşık 4 ya da 5 gün önceydi.
Hilvan'da bir yağmurdan dolayı etkileşim oldu maalesef. Hilvan'da bizim çok sevdiğimiz ilçemiz, bizim ilçemiz diyelim. Evet, orada yağmurdan dolayı bayağı da bir hasar oldu. Söyleyeceksiniz. Yani Allah yardım etsin oradaki akrabalarımıza diyelim. İnşallah Vali Bey de bugün itibariyle oradaydı. Evet. Sayın Aslan Ali Bayık Belediye Başkanımız da oradaydı. O olayları birebir işin içine inceliyorlar. Gereken de vatandaşlarımıza yapacağına inanıyorum. Evet. Ki yapıyorlar da inşallah. Evet. Bu zor günleri biz dayanışmayla geçireceğiz. Ya onların tavuğu öldü beni ilgilendirmez. En azından üzülerek paylaşarak evet. geçirsek az evvel bahsettiğimiz Suriye olayı gibi. Bunda Hilvan'da da ben Birecikliyim bana ne Hilvan'ı dememeliyiz. Ne yapabiliriz? Ne diyebiliriz? Bunlar için en zayıf ihtimalle dua ederiz. Dua ederiz. Evet. Hani Edirne'den Kars'a biz bir parçayız. Evet. Kesinlikle. Bunun için en içerisinde üzüleceğiz ama Allah'ın izniyle bu yaraları da kapatacağız. Evet. Sayın Gök, siz çok yoğun bir tempo içerisindesiniz. Tabii yazdan siyasete gireceğim ama önce ekonomistsiniz, iş adam, iş insanısınız. İşte Şanlıurfa'da işletmeler var, İstanbul'da iş yerleri var. Daha önce Gaziantep'ten sonra bir de Adana'da işin içerisine girdi. Bu yoğun tempo arasında da ama mutlaka Ramazan bayramında gelip önce akrabaları ziyaret ediyorsunuz mesela. Ben Urfa'ya aşığım. Yani ben Urfa'sız olamam. Evet. Yani az evvel de bir iftara yakın bir arkadaşları gördük. Süleymaniye'deyim ben. Evet. Semtim orası. Keyif alıyorum. Bir başka huzur, bir başka maneviyat görüyorum. Bir başka kendimi mutlu hissediyorum Urfa'da olduğum zaman. Evet. Mesela bayram sabahı bugün ilk kimi ziyaret ettiniz? Kimin elini öptünüz? Bayram sabahı ilk gittiğimde mezarlığa gittim. Mezarlığa gittim. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Biz de gittik aynı şeyi. Evet. Ondan sonra da işte yakın akrabalar inşallah birkaç bürokraside de abilerimiz, ahbaplarımız var. Onları ziyaret edeceğiz. Daha devam edeceğiz. Tabii iki gün daha var. Evet. Evet. Sayın Gök, Şanlıurfa'da alabalık kesimimiz vardı efendim bizim Bilecik'te. Evet. O ne durumda? Önce oradan başlayayım. Onda biraz balıklar kafeste kaldı Rusya evet. savaşından dolayı. Tabii bir de siz en çok balığı Rusya gönderiyordunuz. Evet. Rusya savaşından dolayı biraz kafeste de kaldı. Yani balıklar biraz şimdi 1 yaşındaki çocukla 20 yaşındaki kişinin yiyeceği yemek aynı değil. Balık da öyle yani 10 gram balıkla 2 kilo balığın yiyeceği yem bir değil. Eskiden günlük işte 10 bin, 20 bin, 50 bin bandında yemliyorduk. Şimdi balığı satamadı. Balık içeride büyüdü. Şimdi 150 bin, 200 bin gidiyor. Balık da büyüdü ama kilosu arttı yani. Kilo arttı. Hani diyor ya zamanda gelmeyen 10 para 5 para etmez diye bir laf var. Zamanda gelmekte son. Ama elhamdülillah yok. Bir problem yok. Evet. Gaziantep'te plastik. Züccaciye grubu orada da. Evet. Ben üretimi seviyorum ya Mehmet Bey. Üretimi bir ibadet gibi görüyorum. Üretimi bir mecburiyet, bir her vatandaşın üzerine bir görev gibi görüyorum. Evet. Üretimi aşağıyım. Orada da Züccaciye grubunda plastik üretiyoruz. Çatalır, kaşıktır, bıçaktır, sürahidir, bardaktır falan vesaire. Adana'ya geleceğim ama Adana konusunda ben farklı bir açıdan girmek istiyorum. Şimdi evet. Ali Rıza Gök, ARG Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. İşte tabii işte konsept plastik, işte İstanbul'da iş yerleri var. Gaziantep'de anladım. Evet. Urfa'daki testi ağam, balığı da anladım. Karamarş'ı anladım ama Adana'da ben sizin farklı bir kimliğinizi gördüm. Evet. Ali Rıza Gök denince bana derler, şimdi bana desen ki Ali Rıza Gök'ü iki kelime sığdır, derim ki can suyu. Evet. Çünkü çok önemli, ben hani bir ticari olayınıza da şahitlik ettim. Evet, evet. Can suyu çok önemli. Hani tam bir insan bitmek üzereyken, o insan her sıkıntılı dönemdeyken evet, ona evet. can suyu olmak, onunla beraber bütün çalışanların sayısını arttırmak, evet. onlara bir hayat vermek. Evet. Şimdi şöyle bir şey, insanların en size ihtiyacı olduğu anda yardım ederseniz, genleme yaparsak %80'i ömürleri boyunca unutmaz. Evet. Şimdi vefalı insan kazanmak varken, doğru. anladınız mı ne demek evet. istediğimi bu. Adana'da ile ilgili de yine bir hanımefendi bizi sosyal medyada bulmuş. Bir fikrimize ihtiyacı olduğunu söyledi. Sonra fikrimizden ziyade ortak olur musunuz? Sonra finans eder misiniz? İşte büyütüldü. Çok evet, büyütüldü. İşte yani. Evet, bir şirkete yaydık onu. Şimdi full ihracat yapacağız inşallah. Can suyu işte bu. Evet. Geçen iki tane arkadaşın işte kahvaltıda oturuyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar bunlar. Ya işte bizim kardeşlerimizin hanımları. Yengeler konuşuyor. Ali Rıza Bey'in diyor hobisi var mı? Bir hobisi var mı diyor. Diğeri ona söylüyor. Evet diyor Ali Rıza Bey'in hobisi diyor fabrika kurmak. Çok personel tutmak. Ama çok evet iyi. Benim hobim. Müthiş. Yani ben aşığım. Yani ne kadar personel istihdam ettim. Ne kadar insanlarla birlikte çalıştım. Keyif aldığım nokta o. Ve hiç yorulmuyorum. Ayın 10 günü ben arabada
gezerek geçiyorum. Uçakla seyahat edemiyorum. Neden? Çünkü Adana, Maraş, Antep mümkün değil. Evet. Uçak seyahat. Full arabaya geziyorum ve hiç yorulmadım. Başka bir ayrıntı da söylemek istiyorum. Ben zaman diyor ya tamam seviyorsunuz ama iş kurmayı. Bir de mesela çalıştığınız yerlerde Urfalılarla çalışmaya dikkat ediyorsunuz. İstanbul'daki ben ofise geldiğim zaman %80 Şanlıurfalı'dan oluşuyor çalışanlarımız. Şimdi biz Allah'a dua ederken bile ne deriz? Allah'ım beni, ailemi ve bütün İslam alemini deriz. Evet. Damaktan önce diş gelir Mehmet Bey. Önce camın içi diyorsunuz. Evet. Kimse bunu kusura bakmasın. Böyledir yani. Çevrene faydanız yoksa, akrabanıza, dostunuza, ahbabınıza faydanız yoksa kusura bakmayın. Doğru insan değilsiniz. Bugün böyle aslında böyle döküyorum ben diyor kafası yere vuruyorum. bir olay daha soracağım ama affınıza sığınarak sormak istiyorum. Hani belki söylemek istemezsiniz ama böyle hani çok lüks arabalarda görünüyor. Kaçamak cevap verebilirim. Yok hocam buna rahat cevap vereceksin ama hani belki cevap verin demek isteyebilirsiniz. Evet, evet, evet. Lüks araba herkesin işte iş insanı, işte şirketler, araçlar, şoförler vesaire ama evet. Bir şoförün işine son verdiniz. Evet. Ha, bunu aslında gündemimizde yoktu konu. Evet. Çok hoşuma gittiği için sormak istiyorum ben. Evet. Hani ben biliyorum ama işte izleyenler de bilsin bu bayram gününde hani bayramımız bayram olsun. Bizim böyle örneklere ihtiyacımız var. Şoför neden işten kovdunuz? Sen kovdurken niye hani bir anlatır mı o anı? Arabada in. Siteden giriyoruz. plaka tanıma yok. Yani araç siteye bildirmemişiz. Kapıyı açar mısın dedi. Orada kız da yani 18 yaşında bir güvenlikçi bir kız genç var. Genç bir kız daha gencecik. Kimsiniz dedi. Bağırdıksa sen bizi tanımıyor musun falan. Hayır tanımıyorum açar mısın falan bağırdı. Neyse kız açtı. Tanıdı artık plakadan. Şöyle döndü, siteye döndük. Araçta iner misin dedim. Ama ayrıca geçtiniz. O da yani kızı biraz yani rencide etti. Bağırdı diyorum. Yani, evet. Hani burada söyleyemiyorum. Ha, ben söyleyeyim ama çünkü. Mesela ben pat diye gönderim. Evet. Yok. Arabayı çekti. Evet. Bir de ben bana göre biraz daha uzun boylu falan iriydi. Arabayı çekti. Koltuğu düzelttim ben geçeceğim diye. Sonra geçtim. O ya, binecek yani mesela. Binme dedim. Benim bakın dedim şu an benim kızımın ihtiyacı yok buna. Kızım 16 yaşında. İhtiyacı yok. Ama zorda olabilirdim ve kızım da olabilirdi. Benim kızım olabilir, yeğenim olabilir. Evet, benim kızıma kimse bağıramaz. O da benim kızım gibidir. Bravo. Kusura bakma dedim. Yolumuz buraya kadar. Muhasebeye uğra. Muhasebeye uğra ve bu ayın tamamını dedim. Yani evet. 20 gün vardı, tamamını al dedim. Helal hoş olsun ama senden çalışamayız dedim. İşte yani şu, hani iş insanı, aş insanı geç de bana insan olmaz. İnsan olmaz. Çünkü yani gerçekten ben bir iş insanımsa, altımda son model araç da varsa, benim şoförüm orada çalışan bir emekçi kıza o da bağırıyorsa ben o şoförü gönderiyorsam ben insan. Şimdi iş insanı örnek veriyorum. Evet. Sanayici iş insanı. Her şeyin başında insan. İnsan iseniz arkadaki ünvan gelir. Evet. İnsan değilseniz ünvanın hiçbir anlamı yoktur. Evet. Önce insan olmak lazım. Bunun yanı sıra da artık yaşadığımız hayatta mı gelmiş, geçmişle alakalı. Siz de o vadeden geçmişsinizdir. Yokluk içerisinde gelen bir aileden geldiğimiz için bütün bunları görüyoruz. Bu da psikolojimize yansımış. Elhamdülillah ki öyle olmuş. Bunu aşamayız yani. İlk de gördük bunu. Evet en çok sevdiğim huyum o. Bir de hakikaten empatiyi doğru adil yaptığımız sürece dünyada hiçbir şey olmaz. Hiçbir kötülük olmaz. Evet. Çünkü Mehmet Bey ben kendimi sizin yerinize koyduğum sürece size zarar verme ihtimalim yok ki. Evet. Bu empatiyi doğru yapmadığımız sürece ben eksenli, bencil davrandığımız sürece de biz bir yere varamayız. Onun için empati diyeceğiz ve doğru olanı yapacağız. Kendimizi onun yerine koyacağız. Bize yapılması gerekeni yapacağız kişiye. Yani ben bu olayı duyduğumda o kadar keyiflenmiştim ki hiç gündemde yoktu ama bir anda içimden geldi. Bu anda sormak istedim. Başlayın. Sonra o şoför birkaç defa da muhasebeden ekstra sıkıntıdayım dedi. Biz ona da ekstra samimiyetimle söylüyorum. Evet. Ekstra ödeme. Ama insanlar yüzlemesin. Yok olmaz. Evet. O hakkı kimseye vermez. Evet. Sayın Gök, siyaset. Evet. Geçen programlarımızdan birinde demiştiniz ki 2022'de seçim olma ihtimali var. Evet, evet, evet. Şimdi nasıl görüyorsunuz? 2022'nin 5. ayına girdik. Bugün bayram. Hala ben onu görüyorum. Evet. Zayıflamakla birlikte ben hani kabullenişi de erdem olarak gören benim. Ben hala onu görüyorum. Ama biraz bu Ukrayna Savaşı bence biraz öngörüleri kırdı. Neden? Çünkü bir toparlanma aşaması olacaktı tam ekonomiyi. Pandemi sonrası. Evet pandemi sonrası tam toparlayacağız. Halka kendimizi anlatacağız kısmı gelmeden savaş başlayınca bir daha. Şimdi kimse de şey değil yani mecbur bir
refaha kavuşturduktan sonra seçime gitmek ister mevcut iktidarlar da. Yani evet. bu halde herkesin canı yanıyor. Bu halde gitmek de istemezler. Ama bunu anlatmak da zordur şu an halka. Evet. Dolayısıyla biraz daha ekonomi düzeltme çabası ama yine de sanki böyle 10. ay gibi inanıyorum yani. 10. Evet. ay gibi olacak gibi inanıyorum. Yani öyle bir görüşünüz var. Evet. Peki o zaman şunu sorayım. İktidarda olan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir koalisyonu var. Evet. Öte taraftan da bir 5'li 6'lı birleşme var. Evet. Fakat iktidarda AK Parti varken bu kadar zamlar var. Halk bütün zamları bunlar AK Parti'den biliyor. Çünkü hükümetten evet. biliyor. Evet, evet. Sonra o 6'lı birleşme, 5'li birleşme Meral Akşener'e, işte Kemal Kılıçdaroğlu vesaire. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu nasıl yansır? Hani sizin çünkü gerçekten öngörünüze güveniyorum ben. Şimdi siz... seçim en geç, en geç bir yıl. Evet. Yani zamanda olsa bile bir yıl. Tamam. Eğer ki olağanüstü bir durum olmazsa. Bir yıl içerisinde seçim olduğunda bunu göreceğiz. Şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesinlikle bunda net olun. Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Tamam. Geri kalan kısımla ilgili, milletvekili dağılımıyla ilgili biraz dengeler sarsacak. Yani ne olur mesela sizce? Şöyle söyleyeyim. Milletvekili oranla %35-37 bandında yine AK Parti ve şey alacak. Hmm. Milliyetçi Hareket Partisi. Geri kalan da alacak ama bu çok böyle öngördüğümüz partiler de barajı aşamayacak yani. Koalisyon kursal da aşamayacaklar. Bu irili ufaklı dediğimiz. 2-3 parti var bunu aşacak. İşte, şimdi ben parti ismi vermiyorum evet. Diğerlerine katılan çünkü gönül vermiş insanlar var. Dostlarımız var. Evet. yani can ciğer olduğumuz arkadaşlarım var yani. Ama yine dediğim gibi çok bir şey değişmeyecek sadece. Sürprizler olur mu Sayın Gök? Büyük sürpriz olmaz. Eğer ki sürpriz buysa evet yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olacak. Sürpriz o, buysa bu olacak. Sürpriz mi ona bakıyorsunuz? Ona? Bu sürpriz değil benim için. Ben onu söyleyeyim. Yani, hani olmaması sürpriz. Evet olmayacak. O sürpriz olmayacak. Eğer oysa olsun ama milletvekili dağılımında olacak. Çünkü evet. halk şunu biliyor. Mehmet Bey siz AVM'nin müdürüsünüz. Evet çok güzel yönetiyorsunuz ama personeliniz değil. Ama işte atıyorum işte çaycınız iyi değil. Atıyorum mağaza müdürünüz atıyorum iyi değil. Müşteri hizmetleriniz iyi değil. Ama siz bunu müdahale etmediğiniz için biz sizi seviyoruz. Siz kalın. Buna değiştirin. Buna müdahale edeceğim ben edeceğim. Sen etmedin evet, ben edeceğim. Müthiş olacak. Bir benzetme oldu. Bu gerçekten. Olacak yani. Buna... Peki o zaman şöyle bakalım olaya. Siz de yani siyaset düşünüyorsunuz bu bir gerçek. Evet. Urfa'yı düşüneceksiniz herhalde. Evet öyle Urfa'da bir... olmazsa olmaz. Ha, İstemem. Bunu... Evet. Gerek yok. Şimdi Şanlıurfa'daki milletvekili profiline baktığımız zaman şu evet. anki gerek iktidar partisinden gerek de muhalefet partilerinden olan milletvekillerimizin halk içerisindeki bakışları, duruşları bu konu nasıl değerlendireceksiniz? Mesela çünkü genelde Şanlıurfa'da şu profil vardır. Bana belki kızacaklardır ama kırılmazlar. Ben dostlarım, sevdiğim insanlar. Ya düğüne gidiyorlar, ya taziye gidiyorlar, ya da ziyarete gidiyorlar. Doğru, mutlu oluyorlar. Diyor ki, benim bu işte ziyarete, taziyeme geldi falan vekil. Allah razı olsun. Beraber bir de kavurma da yedik. Tamam. Böyle mi olması lazım? Bir yer milletvekilinin de şehri temsil edeceksin. Şimdi moderatör olduğunuz için siz bunu net söyleyemiyorsunuz aslında. Net ne olduğunu biliyorsunuz. Urfa'da hangi milletvekilinin çalıştığını, hangisinin çalışmadığını benden iyi biliyorsunuz. Ha bunu dillendirmek gerekirse mevcut bulunduğum, ben sağ görüşlü bir insanım. Bunu her yerde söylerim. Bulunduğum sağ görüşün aksine olan akraba demeyin. Sayın Aziz Bey bu memleket için çalışıyor yani şimdi Allah var. Aziz Aydınlık'tan bahsediyorsun değil mi? Evet. Çalışıyor yani uğraşıyor, didiniyor. Muhalefette olmasına rağmen. Hı hı. Ya Urfa'yı mecliste dile getiren kaç tane milletvekilimiz var? 12 mi? 13 mü? 14. 14 milletvekili var. Urfa'yı duyduğunuz kaç kim milletvekili var? Ben daha vahim bir şey sorayım size. 14 milletvekili sayabilir misiniz? Kimse sayamaz ki. Ben de sayamam. Bakın ben bu terazumda yıllardır program yapıyorum. Şu anda kamera arkasında olan arkadaşlara sorsam onlar da bilmezler. Yani ben sayabileceğimiz işte Fakir Baba deriz, Sayın Kasım Gülpınar deriz, işte Gülenler Açanal deriz. Böyle dururuz orada. Halil Yıldız deriz. Çünkü biz, ya bize tanıtım, bizim bu benim kusurum değil ama. Eğer ben milletvekilimin ismini tanıyamamışsa onun kusuru. Tabii kendini tanıtmamışsın. Mesela ben İstanbul'u tanıyorum, efendim mesela ben Hatip Kaba'mı tanıyorum, ben Mahmut Tanal'ı tanıyorum. Çünkü insanlar kendini tanıtmış. Evet, evet. Mesela bir Mehmet Metiner'i tanıyorum ben. Evet. Adam kendi bana tanıtmış. Evet, evet, evet. Şimdi yıllardır ben ulusal basında işte Abdülkadir Selvi'yi izliyorum ama bir tane de bugün Urfalı bir tane gazeteci çıkma demedi ki ya bu da konuşsun siyaset tartışsın. Bir de şu olsun isterim yani birçok sanatçı var da Urfalı olduğunu bilmeyiz. Evet. Birçok milletvekili var Urfalı olduğunu bilmiyoruz. Bu da söylemiyor ama. İşte ne demek istemi aldınız mı? Onu demek istiyorum yani mecliste Urfa adını son dönemlerde duyduğunuz kişi bakın normal bakarsan rakip partide bir
milletvekili abimiz değil mi? Evet. Ama doğruyu doğru söyleyeceksiniz. Evet. Aziz Bey bu işi öyle ya da böyle didiniyor, çırpınıyor, mecliste de konuşuyor, geliyor burada da konuşuyor, halkın içine giriyor, tomalarla savaşıyor. Örnek veriyorum, çiftçinin yanında yer alıyor. Ben tek onu görüyorum, siz de onu görüyorsunuz. Başka gördünüz mü? Bir tane daha görüyoruz mesela. Şimdi Hazine Bakanı da Şanlıurfa'da efendim. Sayın Nurettin Nebati. Daha önce de Şanlıurfa'dan aday olmuştu 2015'te. Evet, evet. Tam sonra şimdiler tekrarlandı o zaman. Evet. Gitti bir daha, gelmedi ama. Şanlıurfa'nın oluşundan bir şey artık görüyor musunuz Şanlıurfa için? Geçen ziyarete gelmişti Urfa'ya. Evet yani. Tamam işte. Evet. Yani diyorsunuz ki evet demiyorsunuz aslında, bir şey demiyorsunuz. İşte ziyarete gelmiş. Siz de peki Ali Rıza Gök, hani bunu size net soracağım. Milletvekili olursam ne yapacaksın? Kardeş bana diyor, ya kardeş bana anlatın, sen ne yapacaksın? Bana bir kimse diyemez ki. Taziye mi geleceksin, düğüne mi geleceksin, yani bakalları esnafa gelecek, merhaba tokalaşacak mısın? Ya bir şey söyleyeceğim, bak ben özür dilerim ama bana belki kızacaklar ama kızan da kızsın artık, yani yeter artık, ben de doldum artık. Ben size ziyarete geldim. Ya ben ziyarete gelmeyin. Sen hiç görmeyeyim, bana icraat yap. Suruç yolunda eğer benim gazeteci arkadaşım trafik kazasında hayatını kaybediyorsa ben bunu hesabı sorar. Evet. Allah nur için yatsın, Fehmi Kaplan kardeşimiz orucun son günlerinde Suruç yolunda hayatını kaybetti. Bu Suruç yolunu düzeltilemedim ya. Ya adamlar 3 köprü yaptı köprü. İstanbul'da 3. Çanakkale Köprüsü yapıldı ya. Evet. Ya bir Suruç yolunu yapamıyoruz biz. Şimdi işte 14 tane vekil varmış. O yok kardeşim 14 vekil. Onu söylüyorum. Ben şunu yapacağım ya da buraya köprü yapacağım ya da buraya bunu getireceğim demiyorum. Ama yapılması gereken Urfa bir milletvekili adına yapılması gereken ne varsa bulunduğum parti gözetmeksizin söyleyeceğim. Menfi müsbet. Hesabına evet. Gelsin gelmesin. Çünkü benim yine size söylüyorum. Şu an ben örnek milletvekili olayım olmayayım. Şu an öyle ufukta bir şey de yok. Evet. Ama yine burada konuşuyor muyum? Onu da soracağım şimdi. Yine burada konuşuyor muyum? Evet. Yine yapmasa yine konuşayım. Hatta bir şey daha başka bir şey söyleyeyim. Olmayayım daha iyi. Niye? Yok şey yap. Ceza yazdılar. Yok ceza verdiler. Yok bizi ihraç ettiler. Yok hiç buna gerek yok. İşte sürekli konuşacağım ben burada. Evet. Vekil olduğumda da Allah'ın izniyle. Yine onu konuşacağım. Bunu da yapacağım. Söylemezseniz bilmez Mehmet Bey. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Şu Güzide kanalın ya genel müdürü ya da sahibi diyelim. Yapım kurulu başkanları evet. Evet inanın şu bahçedeki ağacı bilmez ya. Bahçedeki ağacın budanması gerektiğini de bilmez. Evet. Birisi de o bahçedeki ağacın budanmasının gerektiğini eğer ki yönetim kuruluna başkanına söylemezse. Ya da ben size söyleyeyim şu an İstanbul'daki iş yeriyle ilgili bir durum olduğunda ya ben bunu bilemem ki. Evet. Bana oradaki çalışanlar. Evet üretim müdürü var. Oradaki pazarlama var. Aksaklığı bana dile getirmediği sürece ben nereden bileceğim? Suruç yolunu siz gidip dile getirmediğiniz sürece ya nereden devletten bekleyeceksiniz? Evet. Devlet gelip denetleyecek mi? Yollarınız mı gelecek ya? Yok senin milletvekili tayin etmiş işte kardeşim. Gelip bunu söyleyecek söylemen için. Sen bunu söylemezsen devlet yapmıyor. Ben bence öyle değil. Ama yani. Sayın Gök hani şöyle söyleyeyim. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşamaktan da büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Evet elhamdülillah. Elhamdülillah. Fakat ben, hani kafamda çelişkiler var. Mesela diyelim ki bu Suriye Savaşı çıkmadan önce bizim Akçakale kapısı var. Evet. Hatay'da da var. Evet. Hatay'daki kapı 24 saat açık. Evet. Hatay'daki giden işte oradaki ticaret yapan insanlar evet. Suriye'ye gece gündüz demeden girip çıkabiliyor. Evet. Fakat Şanlıurfa'lım, Akçakale'lim örneğin o gündemdeyken evet. Saat 17'den sonra giriş çıkış yapamıyor. Şimdi orada bölgeyle ne? Alakalı. Bölgeyle alakalı. Yani karşı taraftaki bölgenin güvenliğiyle alakalı. Ama yani bakın. Anladınız ne demek istedim? Yapılabilir. Ya bak bir çalışma demek gerekiyor. Ya da bir daha vahimini söyleyeyim. O Akçakale başka bir şehirde olsaydı Paris olurdu. Şimdi yine aynı konuya gelmedik mi? Evet. Yani Akçakale yani kimse Akçakale Belediye Başkanı gidip dile getirmezse ya da Urfalı milletvekili Akçakaleli yolunu söylemezse mecliste ya birini Cumhurbaşkanı ya da Başbakan'a gerekli mercilere gidip şurayı yapmalısın demezse ya adam vahim gelecek adama ya. Evet. Bunu diretmezse ağlamayana meme yok ya Mehmet Bey bunu evet. Anlayın artık. Yani bu derdini anlatmasan ben nereden doktora gidiyorsun derdini söylüyorsun doktora. Gödeği var. Benim başım ağrıyor diyorsun başım. Yani başım ağrıyor demedim. Doktor bey ben yanınıza geldim diyemezsin ki. Başım evet. Ağrıyor, kolum ağrıyor, ayağım ağrıyor. Bir meramınızı söyleyeceksiniz. Ona göre tedavi göreceksiniz. Siz ya gel olmaz yok öyle bir şey. Bir de bizde ama seçmende de halkta da bir sıkıntı var. Hani biraz kendimizi arayalım. Mesela bugün insanlar bir vekile, bir genel müdüre, bir bakana giderken belediye başkanına sanki orayı bir iş kapısı görüyor. Evet evet.
İlk sorusu şu. Başkan peki benim bir yeğenim acaba işe koyayım sen? İşte yeğenim işe koy. O için gidiyor gene de ya da işte bize de geliyor. Şuna o, öyle, o polis öyle bana ceza kesti ya. Tamam, o polise gönder şırnaka ya. bana kimlik sordu ya biliyor musun sen? Ha, bu güvenlikçiyi durdur. Yani şoförü kovsa tamam. Güvenlikçiyi kovuyor. Evet evet. Ters. Evet. Şimdi o kısmı yani bu bahsettiğimiz kısmı bağdaştıramayız. Kültürel bir şey. Ahbap çavuş ilişkisi. Evet. Affedersin biraz soğuk. Estağfurullah. Tabii orucu bir ay yedim ince bayramda apur apur yedim ya. Biraz abarttık işte. Evet. Şekerler yani o, mekerler. Kültürel bir şey çavuş ahbap ilişkisi. Ama bu bahsettiğimiz eksiklikler kesinlikle gereken mercilere talep edilmeyen taleplerden oluşur. Bu net. Damlatın çok bayramını seyretmeyelim. Dur siyaset çok gelmeyelim. Son bir soru soracağım siyaseti kapatacağım. Evet. Sayın Gök diyelim ki size bir teklif geldi. Evet. Gelen teklifteki partinin sağcı, solcu mu olduğuna bakarsınız. Metron diyor ya ben sağcıyım dedim. Evet. Sağ görüşü olduğuna diyelim. Evet. O partinin barajı geçip geçmeyeceğine mi bakarsınız? Net söylüyorum. Sağ parti olmasa girmem. Ha diyorsunuz ki barajı geçecek de garip de olsa. Milletvekili bana versin de ben soldan. Ben sol görüşü hani, bir partiye inanmam. Çünkü neden? Yıllarca muhalefet ettik birbirimize. Evet. Yıllarca yani kendimi de inkar etmiş olurum. Evet. Olmaz. Evet. Onun için ben net. Tamam. Ya olacak ya sağ olacak. Ya sağ ya da ya yok. Urfa ve sağ bir parti. Tamam. Onu not koydum. Artı evet. Sağ. Evet. Sayın Gök İstanbul'dasınız. İstanbul'da da gerek medyadaki görselliğinizden dolayı, gerek işte ticari kimliğinizden dolayı müthiş bir çevre edin. Çünkü ben mesela hani bir gün size eşlik ettim İstanbul'da. Evet. Her ortamda Ali Bey, Ali Bey falan diyorlar. Sağ olsun. Urfa'yı nasıl tanıtıyorsunuz? Onların Urfa bakışı ne durumda? Bir kere şu net. Ali Rıza Bey'in Urfalı Urfalı Ali'yi anlatmışım. Evet. Yani Urfalı kimliğimizi orada tasdikledik. Evet, net. Bir de Urfa'yı tam tanımamakla söylüyorum. Yani Urfa'yı tam tanımadıklarını. Urfa'nın ziyaret edilmediğini, Urfa'nın gezilmediğini, Urfa'nın ama bunu reklamsız size söyleyeyim. Evet. Urfa halkını nasıl biliyorlar biliyor musunuz dışarıda? Urfa halkı kadar misafirperver, Urfa halkı kadar konuk ağırlayan bir millet olmadığını benim söylemeden onlar söylüyorlar. Yani Urfa bana artı bir kimlik. Benim hani Urfalı ya bir şey katmamdan ziyade Urfa bana bir şey katıyor. Hani Urfa bir kredim. Tabii canım. Urfa benim için bir kredi yani. Çünkü Urfalıyım demek bir kredi. Çok söylenir bu konu. Daha işte diyor ki işte bugün ne ben sosyal medyada gördüm. İnsanlar diyor ki daha önce gruplar hacca giderken Karayolu'da evet. Önce Urfa'ya gelirdi, Urfa'dan giderdi. Evet evet evet. Urfa'nın böyle bir kimliği var. Evini alır. Peygamber'e şehrisin. Göbekli Tepen var. Dünyanın en büyük canlı akvaryumu Balıköl var. Bir şey söyleyeyim. Evet. Bunu söylediğin için söylüyorum. Yani söyleyince aklıma geldi. Eskiden buraya gelirlerdi. Herkes bir aile götürürdü. Evine götürürdü evet. Şu an Almanya havaalanında millet bekliyor Ukraynalıların gelişini evine götürecek. Biz? Evet biz daha dışlamaya çalışıyoruz. Hala maalesef. Bayram gününde. Evet yani bu çok. Evet. Hakikaten ben bunu duydum. Havaalanında tanımadığı insanı evine götürecek. Biz 30 yıl 40 yıl evvel tanımadığımız insanları evine götürecek. Bu bizim kültürümüzdü. Biz ne ara böyle olduk ya. Evet. Ne ara biz özendiğimiz kültüre bakın. Kültür bize özendi. Geçen bir arkadaşla kafeye gittim. Bunu da geçelim. Yani bunun altını geçmem lazım. O işte Almanya'nın öyle yapmasından dolayı buraya geldik. Kafede oturduk. Garson arkadaş sordu. Ne içersiniz? Dedi bir Americano. Şimdi garsonu tanıyor. Ali Rıza Bey siz ne içersiniz? Böyle bir Türkano. Yok ben dedim ki bana bir Urfalı Yano getirdi. O ne? Gördün menengüç ha. Evet. Şimdi bana menengüç getir. Abi sizin özendiğiniz o batının tuvaletlerinde hala taharet musluğu yok ya. Evet. Siz ne anlatıyorsunuz? Sizin ötekileştirdiğiniz kültürü batı daha 40 yıl sonra yeni yapıyor. Alıyor misafiri eve götürüyor. Evet. 40 yıl önce senin atan yapıyordu. Evet. Şimdi diyorsun ay bunu nasıl götürürüm? Sen ne oluyor sana ya? Amerikano. Evet, Amerikano dedi. Sen de mesela Mırrano. Yok ben de abi Amerikano dediğiniz ne biliyor musunuz? Mırrano'nun biraz açığı. Evet. Mırra'yı versen hayır bu ne diyecek? Evet. Ama yok Amerikano oldum adı güzel. Güzellik merkezlerine bakın her yere bakın. Bir Liano bir bilmem bir İtalyan bir kelime koyun yemek 1 liraysa 3 lira çok güzeldi değil. Sırf o isimden dolayı orada yedim diye. Şimdi bu olduğu zaman da üzülüyor insan ya. Hakikaten üzülüyor.
Evet. Olmaması gereken şey yani. Bu kadar mı kendimizden nefret, atamızdan, anamızdan, babamızdan nefret eder olduk ya? Ne oluyor? Biz bir kapta yemek yemenin tadını kaçırdık. Yok yani o tadı alamıyorsun. Mesela eskiden var ya, bir de bir kap vardı, herkes kaşe sallardı. Geçen gün ben iş yerinde kaşe yaptım, müthiş keyif aldım. Ya o ne? Herkese ayrı tabak, benim tabağım, senin tabağın. Bir tat yok, tuz yok, müthiş şey yok. Hiçbir Avrupa özentisi var. Evet. Abartısız söylüyorum. Avrupa'nın da müthiş bir bizim geçmiş özentisi var. Evet. Net. Ya bir şey söylüyorum yani. Bunu hakikaten yani böyle şey için rencide etmek için söylemiyorum. Ya gerçekten o bahsettiğimiz Avrupa var ya. Abi yine söylüyorum ya, taharet muslukları yok. Almanya'da taharet musluğu yok. Evet. Ya böyle bir ülkeden bahsediyor. Biz gidip ona özeniyoruz ya. Neyse canı sınma. Ali Bey, hiç unutamadığın bir bayram günü var mı aklında böyle geçmişten kalan? Çok bayram. Tabii en çok böyle paylaşmak istediğin. Çok bir tane şöyle vardı. Babamla rahmetli Allah rahmet eylesin. Cümle geçmişten Haşimiye'de gittik. Babam atıyorum o şu an günümüz pahası 100 lira bütçe ayırmış bana. Evet. Gittik Haşimiye. Alt üst çok modaydı o zaman. Pantolon da kot, gömlek de kot. Şimdi babam sadece bir pantolon 100 lira ama alt üst kot 250 lira falan. Haşimiye de şöyle söyleyeyim, yerini tarif edeyim. Balıklıgöl'den çıktığımızda sağdaki dükkanlarda, yol üstündeki dükkanlarda evet. Bahsediyoruz. Ağladım, ağladım, ağladım. O pantolonu şey aldırdım. Babaya aldırdım. Evet, babaya aldırdım. Onunla ilgili işte babamın önce bana kızdı, işte sen hani bir sistem etti. Sonra eve gittiğimde bayram günü giydiğimde onu çok mutlu olduğunu görünce gelip sarılmıştı. O günü evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim sayın izleyicilerim. Sana Ali Bey diyor Haşimiye gitmiştim. Aa Haşimiye mi? Ali Bey buraya gidemez, Süleymaniye'de kalıyor. Evet. Hani böyle. Onu söyleyeyim çünkü. Evet ben çünkü gerçi ben bazen size geçen Devlet Eşit'e gittim diyor ki o ne be sen Devlet Eşit'e gittin, ben burada oturuyordum ama ben Paris'te mi oturuyorum? Aynen. Şimdi Ali Bey de hani Urfa'ya geldiği zaman İstanbul'dan evet. İşte Çağdaş Şankaya'da işte Karaköprü'de güzel şehirde oturmuyor. Evet. Süleymaniye Mahallesi. Doğduğumuz yerdeyiz ya. Doğru mu ama hani bunu? Evet. Yine dedim ya Azel oradaydık. Hatta evet. Böyle bir komik bir anı da... Bayramı orada geçirdiniz. Evet. Yani bir şey canım yemek istedi. Yani yemek... Kime sorayım lahmacun yapayım. Ben bugün lahmacun isteyeceğim. Yani bayram günü lahmacundan ne olarak evet. Evet ben de şey söyledim. Bizim evet. Bir arkadaş baktım 5 tane lahmacun yaptı da öyle. Kültürel olarak da yedik yani. Evet. Çok güzel efendim. Yani lahmacun yedik mi? Evet evet yedik. Evet. Ali Bey yavaş yavaş program sonuna geliyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gençlerimizde ve iş kurmak isteyen insanlara bir nasihat var mı bir mesaj? Onu alayım sonra da. Şimdi en başta dedik ya insanlıktan gelir. Önce bir insanlıkla ilgili kendimizi çeki düzen vereceğiz. İş ile ilgili de iş seçmeyeceğiz ya. Hani adam şu konumumu söyleyip durumum eğer ki şu şartlar olmazsa ben su tesisatçılığı yapmaya hazırım. Takımlarım da var örnek veriyorum. Gider evet. Yine su tesisatçılığı yaparım. Araban bagajında mı? Araba bagajında ama samimi söylüyorum fabrikada benim su tesisat takımım var. Bugün iş arıza versin ben gider su tesisatçılığı yaparım. İnsanlarda bu olmuş. Ya ben gidip nasıl o işi yapayım? Lo? Olmuş. Evet. Bir bunu bir çünkü kâr eden ağır etmez. Halal parayla edilen kârdan ağır edilmez kardeşim. Bu iş ne olursa olsun. Eyvallah. Bir o olsun. İkincisi de gençler ya biraz şeyden uzak durun ya. Hani kültürümüze yakın gidelim. Evet. Biraz saygıya o oğlum dahil yani Mehmet Bey'in yanında oturduğu zaman o kültürü yaşasın ya. Biz Urfalıyız. Evet. Biz Türk'üz. Urfalıyız. Müslümanız. Evet. İnsanız. Müslümanız. Müslümanlık aslında insanlığın abidesidir. Müslümanlığa yakışır bir şekilde yaşayalım. Saygı gösterelim büyüklerimize ve istilahi rahmi yapalım. En keyifli an yaşlı ziyaretidir. Yaşlarımızı ziyaret edelim. Bayramımızı böyle geçirelim inşallah. Efendim bayram mesajınızı alayım bir de tekrar. Bugün bayram başta kutlayalım ama tekrar isterseniz buradan bir Şanlıurfa'nın şehirlerimize ne demek istersiniz bayram? Yani mübarek Ramazan bayramı. Birlik beraberlik içerisinde olalım. Biraz daha böyle sağduyulu olalım. Biraz daha sinirlerimize hakim olalım. Biraz daha Urfa'ya sahip çıkalım. İnşallah bu da tüm İslam alemine de hayırlı olsun diyelim. Bu mübarek Ramazan bayramı. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah evet. Kısa zamanda tekrar burada olacağız efendim. İnşallah ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun, sağ olun. Sevgili dostlarımız Güneydoğu TV ekranlarında mübarek Ramazan bayramının ilk gününde efendim. Sevgili iş insanı, ekonomist, ARG Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Rıza Gök'le birlikte olduk. Güzel, keyifli bir programdı. Gerçekten Rusya, Ukrayna'dan girdik.
Süleymaniye Mahallesi'nden çıktık. Sonra balıkların içine girdik, balık yeminden döndük, doğrudan siyasete geldik efendim. Öncelikle ben mübarek Ramazan içerisinde son günlerinde hayatını bir trafik kazasından kaybeden değerli gazeteci arkadaşım Fehmi Kaplan'ı rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Onun şahsında bütün geçmişlerimizin, annelerimizin, babalarımızın ve sizlerin geçmişlerinin hepsinin mekanı cennet olsun. Allah mekanlarını cennet etsin dedim. Günahlarını affetsin. Evet, mübarek bayram geldi. Bir ayı geride bıraktık. Rahmet ayıydı. İşte şeytanlar bağlıydı. Şimdi şeytanları açarlarsa eğer, siz dikkat edin biraz. Birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım, incitmeyelim. Bayramı bayram olsun. Gerçekten bakın ne güzel. Demek ki isteyince kızamayabiliyoruz, küfür etmeyebiliyoruz. İşte sakın olabiliyoruz. Ramazan'daymış gibi davran. Hani yiyin için ama gene Ramazan'daki gibi aynı soğuk güzellik, soğuk kanlılık, bile samimiyet, yumuşak huyluluk olsun. Birlik beraberlik olsun. Bu ülke hepimizin, bu vatan hepimizin ve bu arada ben özellikle bu mübarek bayram gününde özellikle görev başında bulunan Mehmetçiklerimizi, emniyet teşkilatımızı ve sağlık personellerini canı gönülden kutluyorum. Onların bayramı özel kutlu olsun. Çünkü bakın biz bugün babamızın, annemizin mezarına gittik, akraba ziyaretinde bulunduk. Onlar görev başında. Niye? Biz rahat edelim diye. Efendim, iyi bayramlar.